Demirel'in şapkası olmadan olmazdı. Allah ruhunu şad etsin, mekanını cennet etsin inşallah. Zafer ülkü kaynağının bir çeşmesidir. Zafer birçok gönüllerin birleşmesidir. Gönülleri birleşenler selam sizlere. Uzaklarda dertleşenler selam sizlere. Selam sana hücrelerde benzis olan genç. Selam sana ey yılları heba olan genç. İstikbalim gitti diye ayıflanma sakın. İstikbalin değil ruhundur Allah'a yakın. O yalancı istikbale bir perde indir. Gerçek yarın unutma bir gün senindir. Ey ekmeği çalınanlar selam sizlere. Ey rütbesi sökülenler selam sizlere. Kardeş veya arkadaştır diye evleri dağıtılan ülkü devleri, selam size üstünüzde bütün bakışlar. Bir gün olur tarih elbet, elbet demokratları alkışlar. Tarih demokratları alkışlama zamanında. Tarih demokratların diriliş safhasında. Tarih bir efsanenin uyanışına şahit oluyor. Bugün bu salonda bitti denilen bir hareket, üzerinden tanklar geçmesine rağmen, yalnızlığına şakallar bile gülmesine rağmen ayağa kalkan bir hareket. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. ...76 yıllık bir siyasi hareket. Barajlar yapan, köprüler yapan, fabrikalar yapan, okullar yapan, devleti devlet yapan bir siyasi hareket. Üzerine ölü toprağı serildi. Demirel'in, Özal'ın sayesinde vekil olanlar, bakan olanlar, başbakan olanlar terk etti. Ama sizler terk etmediniz. Allah hepinizden razı olsun. Bugün bu salonu doldurarak bütün Türkiye'ye demokratların mesajını verdiniz. Dediniz ki mahkum değilsiniz. Kimseye muhtaç değilsiniz. Demokrat Parti var, çare Demokrat Parti dediniz. Ve öyle bir taraf seçtiniz ki tarafınızdan dolayı sizi kutluyorum. Ne dediniz? Saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbela çöllerinde Şehit Hüseyin oluruz dediniz. Birileri makam için, mevki için, şan için, şöhret için ya da korkuyla yollarını değiştirirken siz yolunuzu değiştirmediniz. Siz Anadolu dediniz, siz Türkiye dediniz, siz demokrasi dediniz, özgürlük dediniz, adalet dediniz, hukuk dediniz. Ve bugün bu salondan inşallah bütün Türkiye'ye umut ışığını yaktınız. Artık bu salon gösteriyor ki demokratlar Ergenekon'dan çıkış misali ateşi yakmış Türkiye'yi aydınlatacak. Şölenimiz, kurultayımız bu anlamda kutlu olsun. Baskılar var, zulümler var, tehditler var, yıldırmak isteyenler var, korkutmak isteyenler var ama buna rağmen demokratlar hala her birisi 18 yaşında yiğit bir Çanakkale destanı misali bu salonda. Birileri Türkiye'yi kendinin payitahtı sanıyor. Bu ülkeye
şahsımın ülkesi diyor. Kendi istediği kadar demokrasi veriyor, kendi istediği kadar özgürlük veriyor. Herkesi susturdu. Satın alabildiğini satın aldı, satın alamadığını hapse attı, korkuttu. Ama unuttuğu bir şey var. Demokratlar hiçbir zaman korkmadı, susmadı, yılmadı. Ey saraydaki beyefendi, demokratlar geliyor, sana ilk seçimde hesap soracaklar. Efendim neymiş? Recep Tayyip Erdoğan giderse ülke batarmış. Recep Tayyip Erdoğan giderse ülke perişan olurmuş. Bu nasıl bir anlayış? Allah'ın sen olmasaydın cihanı yaratmazdım dediği iki cihan güneşi Allah Resulü öldü de İslam'a bir şey olmadı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk öldü de Cumhuriyet'e bir şey olmadı. Bu nasıl bir anlayış? Sandıkla geldiniz, sandıkla gideceksiniz. Bunun adı demokrasi. Hazmedebilirsiniz. İşiniz, gücünüz algı yaratmak. Her gün benzin artıyor, her gün mazot artıyor, elektrik fiyatları can yakıyor, doğalgaz el yakıyor ama bunlar çıkıyor. Israrla dış güçler, yabancı güçler, efendim oyun oynuyorlar, bize kumpas kuruyorlar. Benzinde zam olur, devlet yapmaz dersiniz. İndirim olur, reis yaptı deyip halay çekersiniz. Elektriğe %127 zam yaparsınız, uykuya yatarsınız. Recep Tayyip Erdoğan %14 indirdi diye horon tepersiniz. İşinize geldi mi dış güçler, işinize geldi mi Recep Tayyip Erdoğan? Öyle ama yok. Hele şu aralar tam çıldırdılar. Cumhuriyet Halk Partisi 40 yıldır iktidar olamadı. Adalet ve Kalkınma Partisi de 20 yıldır ülkeyi yönetiyor. Abi bunların kafasında ne varsa, ne içiyorlarsa Türkiye'yi bu hale CHP getirdi diyorlar. Arkadaş 20 yıldır siz yönetiyorsunuz bu ülkeyi ya. Ayıptır, yazıktır, utanın be. Bunu nasıl söylüyorsun? Ama bunlar her şeyi söylüyor. Millette dalga geçiyorlar. Biz diyoruz ki milletin derdini dinle. Sayın Cumhurbaşkanı sokağa çık diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ya bırakın bu işleri diyor. Benden önce diyor gaz lambasıyla, benden önce mumla oturuyordunuz diyor. Sayın Cumhurbaşkanı, tarih bilgisi olmadığın belli de sana anlatanlar da seni yanlış yönlendiriyor. Bu ülkede gaz lambası, mum dediğin bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk 1926 yılında Kırıkkale'de elektrik santrali kurdu. Bu ülkede rahmetli Demirel 456 tane baraj yaptı. Senin çarpman toplaman yok belli ki. Yanındakine sor da toplamayı çarpmayı yapsın da sana söylesin. Memlekette neler yapılmış bir anlatsınlar sana. Ama yok, işi gücü hakaret. Şimdi 6 parti bir araya geldi, bir mutabakat imzaladı. Bu mutabakat güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatı. Yani parlamenter sistemle ilgili. Arkadaş 20 gündür yıkıyorlar ortalığı. Hani ne oldu? Daha fare doğurdu. Bunun içinde ekonomi yok. Bunun içinde tarım yok. Bunun içinde şu yok. Yahu acele etmeyin. Hepsi sırayla gelecek de siz bu kadar niye rahatsız oldunuz bundan? 6 partinin bir araya gelmesi sizi niye rahatsız etti? 6 partinin bir araya gelmesi Türk milletinde heyecan yarattı, coşku yarattı, umut yarattı. Ama siz çok korktunuz. Israrla diyorlar ki
6+1 bu masa diyorlar. 6+1. Kandırmayın diyorlar. HDP masada diyorlar. HDP'nin ayağı orada diyorlar. HDP'de diyorlar bu ittifakta. HDP kim diyorlar? PKK diyorlar. HDP bölücülük diyorlar. Bunlar saklıyor ama diyorlar. HDP bunların yanında. O zaman soralım. Bu HDP PKK'lıysa ki PKK'lı. Bu HDP bölücüyse ki bölücü. Bu HDP teröristleri destekliyorsa ki destekliyor. O zaman adama soralım hep birlikte. 29 Ekim'de Habur'da PKK'lı köpeklere çadır mahkemesi kurarak kim bunları bu ülkeye soktu? Sormaya devam edelim. Sivan Perver'le birlikte HDP'lilerle Diyarbakır meydanında megri megri diye türkü çağırırken HDP PKK'lı değil miydi? Oslo'da PKK'lılarla 10 maddelik anlaşma imzalarken HDP PKK'lı değil miydi? Dolmabahçe Sarayı'nda Salih Müslüm denen haini kırmızı halıyla karşılarken HDP PKK'lı değil miydi? Abdullah Öcalan denen kanlı katile İmralı'ya 110 ekran televizyon gönderirken HDP PKK'lı değil miydi? Abdullah Öcalan denen kanlı katilden İstanbul seçimlerinde oyu Binali Yıldırım'a verin diye APO'dan mektup yazdırırken HDP PKK'lı değil miydi? Osman Öcalan denen kanlı katile televizyona çıkarıp TRT'de konuştururken HDP PKK'lı değil miydi? Beyefendinin işine gelince HDP çözüm sürecinde ortak olacak. Beyefendinin işine gelirse PKK'lılar çukur kazacak, selam verecek, iyi sohbetler edecekler. Ama beyefendinin işine gelmediği zaman HDP PKK. HDP PKK'ysa madem, meclis başkan vekili HDP'li Nimetullah Erdoğmuş meclisi yönetirken bir kere o salonu terk ettiniz mi? Arkanızı dönüp çıktınız mı o salondan? İşinize geldi mi? HDP PKK. Efendim neymiş? Geçenlerde bir HDP milletvekili bir teröriste resim çektirmiş. Alelacele geldi, dokunulmazlığını kaldırdık. Kalksın. Her kim ki PKK'lı teröristle resim çektirirse, o mecliste yeri yoktur, dokunulmazlığı kaldırılmalıdır. Pekala, o zaman soruyoruz. Fethullah Gülen denen hainle şerefsizle resim çektirenleri niye bakan yaptın? Ha, senin teröristin iyi, öbürlerinin teröristi kötü. Fethullah Gülen'e metiye düzen, gözü yaşta ağlayıp dön yeşil gözlerine hasret kaldım dediği ne kadar yavşak varsa sağan solan topla. Ondan sonra çık, 6 parti bir araya gelmiş millet için, terörist de, PKK'lı de, FETÖ'cü de. 6 partinin içinde terörist arayan, PKK'lı arayan, FETÖ'cü arayan dönsün aynaya baksın, kendini görecektir. Öyle yağma yok. Millet aç diyoruz. Millet perişan diyoruz. HDP kimin yanında diyorlar. EYT'liler kan ağlıyor. Çözün sorunlarını diyoruz. HDP kimin yanında? Vergi usul kanunu 359'dan 1,5 milyon insan mağdur olmuş. Çözün diyoruz. HDP kimin yanında? 3600'ü çıkartın diyoruz. HDP kimin yanında? Taşerona kadro verin diyoruz. HDP kimin yanında? İnfaz koruma memurlarını emniyet hizmet sınıfına alınız diyoruz. HDP kimin yanında? 700 bin öğretmen atanamadı, atayın diyoruz. HDP sizin yanınızda. İşsizler, insanlar aç diyoruz. İntihar ediyoruz diyoruz.
siz HDP'den haber verin diyor. 8 milyon intibak yasasına mahkum edilmiş emekli 2000 lira maaşla geçinemiyor diyoruz. HDP sizin yanınızda. HDP kimin yanındaysa Allah onun belasını versin o zaman. Biz kimin yanında olduğunu biliyoruz. 3 ay önce Diyarbakır HDP Dicle Belediye Başkanı'na rozeti takanın adı kim? Recep Tayyip Erdoğan. HDP'li senden olunca rozet takıyorsun. Tövbe mi etti? Yola mı geldi? Türk mü oldu? Türk Mehmetçiği mi oldu? Ne oldu? Hain her zaman haindir. Niye yanına alınca kahraman yaptın? Memlekette her şey kötüye gidiyor. Her sabah fakir uyanıyoruz. Her sabah aç uyanıyoruz. Benim WhatsApp'ıma, telefonuma, sosyal medyama her gün ağlayan yüzlerce insan mesaj atıyor. Çocuğuna ekmek götüremiyor. Eşine bir elbise alamıyor. Ama ülkeyi yönetenler ısrarla diyor ki memlekette aç yok. Aç varsa diyorlar muhalefet duyursun. Recep Tayyip Erdoğan sen git yeter ki bu muhalefet bu milleti de doyuracak, giydirecek, bu ülkeyi de kalkındıracak Allah'ın izniyle. Her şeyleri hakaret, her sözleri hakaret, her işleri hakaret. Efendim diyorlar, artık vatandaşın da diyorlar, devlete yardımcı olma zamanı geldi. Artık vatandaş da diyorlar biraz destek olsun. Ne zaman olmadı bu vatandaş? Deprem oldu, IBAN verdiniz, verdik. Pandemi oldu, IBAN verdiniz, verdik. Deprem, sel oldu, IBAN verdiniz, verdik. Kızılay'a istediniz, verdik. Diyanete istediniz, verdik. Hep biz verdik. Ama artık bu millet diyor ki Recep Tayyip Erdoğan bizim verme zamanımız geçti. Bizde verecek bir şey kalmadı. Eğer bundan sonra verecekse bu milletin anasına söven beşli şerefsiz çete versin. Eğer bundan sonra biri bir şey verecekse sarayda 5 maaş, 10 ballı maaş verdiklerin versin. Dolayısıyla bizde verecek bir şey kalmadı. Diyanet İşleri Başkanı önceki gün tır kaldırdı. Yardım tırı. Sevindim. Evlenemeyenlere çeyiz yardımı gönderiyormuş. Ne güzel dedim. Ama bir baktım ki üstünde şöyle yazıyor. Suriyeli evlenemeyen çiftlere çeyiz yardımı. Ey Diyanet İşleri Başkanı! Eve lazım olan camiye haramdır. Suriyeli'ye yardım var da bu memleketin gençlerine niye yardım etmez? Niye çeyiz göndermezsin? Para toplamaya gelince camide ne verirsen elinle o gider seninle diyeceksin. Ama bizden topladığın paraları Suriyelilere çeyiz yandırımı göndereceksin. Suriyeli'ye çeyiz yandırımı gönderdin de Bitlis'in Mutkis'indeki delikanlıya, Şırnak'taki delikanlıya, Hakkari'deki delikanlıya, Ordu'daki delikanlıya, Giresun'daki delikanlıya niye yardım etmiyorsun? Onların ihtiyacı yok mu? Nasıl Müslümanlık bu? Bunların her işi takiye, her işi riya. Her şeyi kendilerine uygun çevirdiler. Recep Tayyip Erdoğan Bakara suresini okuyor. Bakara suresini okuyor. Diyor ki ey müminler açlığa şükrediniz. Allah şükredenleri sever. Recep Tayyip Erdoğan Allah açları seviyor da Allah sizin gibi tokları sevmiyor mu? Siz niye şükretmiyorsunuz? Habire yiyor, habire yiyor, habire yiyorsunuz. Artık biraz da siz şükretseniz, mango gırtmayı bıraksanız,
porsiyonu düşür diye tavsiyeyi bıraksanız, kalamar, karides yemekten vazgeçseniz de bu milletin fakirlerine, gençlerine sahip çıksanız ya. Yok, saraydan baktığında Türkiye'yi güllük gülistanlık gören bir cumhurbaşkanı var. Ne diyor? Herkesin 2-3 arabası var. Ben dedim ki niye böyle diyor. Baktım öyle bir şey yok. Çünkü Türkiye'de 24 milyon otomobil var tamamı. Bunun yarısı da kuş cinsi. Şahin, Kartal, Serçe, Doğan. Ama Cumhurbaşkanı ısrarla diyor ki herkesin 2 arabası, 3 arabası var. Sonra baktım anladım ki doğru diyor. Sarayın penceresinden bakınca aşağıda binlerce araba var. Ne yapsın garibim, herkesin 2-3 arabası var diyor. Herkesi sarayda yaşıyor zannediyor. Uyan Cumhurbaşkanı, uyan. Millet açlıktan ölüyor. Bırak arabayı, açlıktan ölüyor bu millet yahu. İnsanlar intihar ediyor diyoruz. Bunlar hala dinliyorlar. AK Parti vekilleri, AK Parti'ye destek verenler ne diyorlar? İki domates yerine bir domates yiyin diyorlar. Bir kilo kıyma yiyeceğinize 100 gram yiyin diyorlar. Kuru ekmek buluyorsunuz ya neyinize yetmiyor diyorlar. Elektrikte ampulleri söndürün, tasarruf edin diyorlar. Sabret, o ampulleri öyle bir söndüreceğiz, öyle bir söndüreceğiz ki tamamını kafanızda patlatacağız Allah'ın izniyle. Her gün kafa bulan bulana. Her gün ama. Önceki gün Cahit Özkan diye Pensilvanya'daki abisinden el almış bir tanesi. Diyor ki efendim diyor, Avrupa'nın diyor en ucuz ülkesi Türkiye diyor. Avrupa'nın en ucuz ülkesi Türkiye. Şimdi rakamlarla örnek vereceğiz sıkılmazsanız da. Yahu Cahit, sen koskoca hukuk fakültesini bitirmişsin. Anlaşılan matematik, cebir görmemişsin. Toplama çarpma bilmiyorsun da. Yahu hiç mi Avrupa'ya gitmedin? Almanya'da asgari ücret 1800 euro. Mazot 1.70 sent. Türkiye'de asgari ücret 272 euro. Mazot 1.30 euro. Bak onların ağzıyla söyledim, euro ile değil mi? La oğlum nasıl ucuz oluyor? Benzinin kapağını kapattık. İstasyonlar iflas etti. Millet arabanın kontağını kapatacak. Bunlar diyor ki dünyanın en ucuzu Türkiye. Allah'ınızı seviyorsanız AKP'liler ne içiyorsanız bize de söyleyin. Vallahi deliriyoruz. Billahi çıldırıyoruz. Şu içtiğinizden bize de söyleyin ya. İşleri güçleri reislerine yaranmak için sürekli reislerine yalan söylüyorlar. Önceki gün 50 milletvekili toplanmışlar. Milletvekilleri diyor ki efendim hastanelerde randevu alınamıyor diyor. 6 ay sıra var diyor. Şahsımın cumhurbaşkanı diyor ki bırakın o işleri diyor. Randevu işi biteli diyor, 20 yıl oldu diyor. Öyle şey olmaz diyor. Var mı böyle bir şey Recep Akdağ diyor. Recep Akdağ kafasını eğerek maalesef var efendim diyor. Maalesef var. Yani ülkeyi 20 yıl önce eleştirdiği ülkeye geri döndürmüş, hala kendini asrın lideri zannediyor. Enflasyon %150'ye çıkmış, hala kendini asrın lideri zannediyor. Ya beyefendi, senin asrın liderliği diye artık yapabileceğin, bu ülkeye verebileceğin bir şey kalmadı. Senin yanında samimi inanan, komşusu aç iken karnı tok yatmayan, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyenler seni terk ettiler. Seninle yol yürümüyorlar. Yürümeyecekler Allah'ın izniyle. Şimdi bize sık sık soruyorlar. Diyorlar ki Demokrat Parti kiminle bir olacak? Demokrat Parti ne yapacak? Bu 6 imzanın karşılığı nedir? Biz Demokrat Parti olarak üzerimize düşeni gönül rahatlığıyla söylüyoruz. Demokrat Parti 17-25 Aralık'ta 700 bin dolar saati rüşvet diye alan hırsızlarla bir olmayacak. Demokrat Parti kocasının şirketinden bakanlığa hırsızlık yapanlarla olmayacak. Demokrat Parti 10 milyon avro
rüşvet yapan, gazetecileri koruyan hırsızlarla bir olmayacak. Demokrat Parti rüşvet alan 10 bin dolar ayda milletvekillerini koruyanlarla bir olmayacak. Demokrat Parti kul hakkı yiyenlerle bir olmayacak. Ve her şeyden önemlisi, Demokrat Parti Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'e zalim ve kafir diyen hainlerle bir olmayacak. Demokrat Parti milletle bir olacak. Demokrat Parti milletin ittifakında yer alacak. Bunu herkes böyle bilsin. Birileri üzerimize oyun oynuyor. Birileri bize tezgah kuruyor. Demokrat Parti Genel Merkez binasını Melih Gökçek diye asrın en büyük parselcisi sanayi depolama alanı ilan etti. Demokrat Parti bunlarla hesap soracak, bunlarla bir olmayacak. Ve bu sanayi atık bölgesi ilanını bize rüşvet olarak uygulamaya kalkıyorlar. Diyorlar ki biraz susun, sesinizi çıkarmayın, biz bu işi çözeriz. Siz yeter ki susun. Demokratlar, rahmetli Cennet Bekan Adnan Menderes, idam sehpasına giderken susmamış ve demiş ki ben kendimi milletime emanet ediyorum. Kendini millete emanet eden bir hareketi hiç kimse satın alamaz, alamayacak. Onun için biz demokratlar Allah'ın izniyle bu iktidarı geldiği gibi göndereceğiz. Nasıl geldiyse öyle gidecekler. Efendim, korku imparatorluğu yaratıyorlar. Bunlar gitmezler, bir yolunu bulurlar. İstanbul seçimlerinde nasıl tıpış tıpış gittilerse ilk seçimde de tıpış tıpış gidecekler Allah'ın izniyle. Öyle, hiç kimse milleti sınamaya kalkmasın, hiç kimse milletle oynamaya kalkmasın. Nasıl seçimle geldiysen aynı şekilde seçimle gideceksin. Demokratlar bunu yapacaktır. Kongremize, toyumuza katılarak bizleri şereflendirdiniz. İnşallah baştan da söylediğim gibi bu Ergenekon'dan çıkış, ayağa kalkış günümüz olacaktır. Ne diyor şair? Sakarya, saf çocuğu, masum Anadolu'nun divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuşsa bizi kader, aldırma bu dünya, böyle gelmiş böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun, gerisi Bangarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. İnşallah hep birlikte ayağa kalkacağız. Altı partinin bir araya gelmesinden dolayı duyduğumuz mutluluğu bir kez daha ifade ediyorum. Bu birlikteliği sağlayan başta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, Sayın Meral Akşener'e, Sayın Temel Karamollaoğlu'na, Sayın Ahmet Davutoğlu'na, Sayın Ali Babacan'a ve Kırat'ın süvarisi genç lider Gültekin Uysal'a çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun.